Size bu videomuzda böbrek, üreter ve endokrin sistemi anlatacağız. İlk önce böbreğin histolojisinden başlayalım. Böbrek ilk başta pronefroz olarak başlıyor. Bu pronefroz olarak başlayan böbrek zaten bir fonksiyonu olmayan bir böbrek. Daha sonra mezonefroz oluyor. Mezonefroz geçici böbrek görevi görüyor. Daha sonra da esas kalıcı böbreğimiz olan metanefroza dönüşüyor. Şimdi böbreği inceleyelim. Şimdi ilk önce yüzlerinden başlayalım. Şimdi şu sol böbreğimiz, hilum renale hep mediale bakacak. Burası pollus superioru, burası pollus inferioru, burası margo medialisi, burası margo lateralisi, burası ön tarafınızda facies anterior, bu tarafınızda arka tarafınızda facies posteriorunuz. Sonra böbreğin ilk önce aslında komşuluklarından da bahsedebiliriz. Dıştan giriş yapmışken. Böbreğin komşuluklarında kimler var? Şimdi burada çok görünmüyor ama hayal edebilirsiniz. Bu taraf sol tarafınız, bu taraf sağ tarafınız. Sağ tarafta şurada kim olacak? Karaciğer olacak. O yüzden karaciğer var komşuluğunda. Daha sonra burada kim gelecek? Kalın bağırsak, değil mi? Kalın bağırsak gelecek burada. Kolon, ascendens. Sonra şurada flexura coli, sağ tarafta olduğunuz için dextra diyeceksiniz. Flexura coli dextra gelecek. Şuradan duodenum gelecek. Komşuluklarında bunlar var. Şimdi diğer böbreğinize bakacak olursanız bu tarafta kim var? Aslında bütün organlarla, buradaki bütün bulunan organlarla bir şekilde komşuluğu var. Dalakla var. Sonra şurada mideniz var. Mideyle komşuluğu var. Sonra burada pankreasınız olacak. Şuradaki pankreasın kovda kısmıyla gene komşuluğu var. Daha sonra tekrar ince bağırsak burada gene duodenumla, jejunumla komşuluğu var. Daha sonra tekrar burada kalın bağırsak var. Burada flexura coli sinistrayı yapacak. Flexura coli sinistrayla komşuluğu var. Ve kolon. Buradan da aşağı indiği için ne diyorduk? Kolon descendens diyorduk ve kolon descendensle komşuluğu var. Komşuluklarını da burada bahsetmiş olduk. Burada gördüğünüz gibi böbrek retroperitoneal bir organ. Önünde periton var. Peritonun arkasında kalıyor. Retroperitoneal sırta yakın görüyorsunuz. Önünde daha bir sürü organlar var. Şöyle organları da önüne koyarsak görüyorsunuz. Zaten arkada retroperitoneal bir organ. Şimdi böbreğin iç yapısını inceleyelim. Böbreğin arkadaşlar bir korteksi var, bir de medulla kısmı var. Şimdi medulla kısmı dedikleriniz şu piramides renalislerden oluşuyor. Piramit şeklinde benzettikleri için öyle söylemişler. Piramides renalisler. Bir piramides renalis ve çevresindeki bir korteks renalis beraber bir böbrek lobunu oluşturuyor. Böbrek lobu böbreğin fonksiyonel bölümü zaten. Şimdi bir piramides renalis ve çevresindeki korteks bir böbrek lobunu oluşturduğuna göre o zaman bizim ne kadar böbrek lobumuz olur? Piramides renalislerin sayısı kadar böbrek lobumuz var. Şimdi şurada gördüğünüz kısım korteks renalis. Şurası korteks renalis kısmı. Korteks şuraya doğru da devam ediyor. Ondan sonra şurada arkadaşlar kortekste gördüğünüz çizgi şeklinde şurada piramides renalisin tabanından başlayıp kortekse dış yüzüne doğru uzanan çizgilenmeler var. Bunlara striae medullaris diyoruz. Her bir striae medullarisin çevresindeki korteksle beraber değerlendirdiği şuraya böbrek lobçuğu deniyor. Bu da bir böbrek lobçuğu ve iki tane striae medullaris arasında kalan böbrek kısmına da pars convoluta deniyor. Onun dışında diğer işleyişinden bahsedecek olursak, şimdi piramides renalislerin uç kısmında papilla renalisler var. Burası böyle bir elek gibi delik delik olduğu için araya cribrosa denmiş. Buraya papilla renalislere gelmeden de oraya açılan ductus papillaresler var. Yani ductus ne demek? Zaten kanal demek. Kanallar geliyor buraya. Peki bunlar neyin kanalları? İdrarın oluştuğu toplayıcı tübülüslerin açıldığı toplayıcı kanallar. Bu toplayıcı tübülüslere, toplayıcı kanallara 2-3 tane toplayıcı tübülüsler açılıyor. Sonra nereye açılıyor bunlar? Papilla renalislere geldiler. Papilla renalislerden şuradaki calyx minorlara açılıyorlar. Calyx minorların sayısı yaklaşık 7 ile 13 arasında değişiyor. Calyx minorların 2 ya da 3 tanesi birleşiyor. Mesela burada 1, 2, 3 tanesi birleşmiş.
Ve şey, piramides renalisleri de sadece bu şekilde yatay düzlemde gibi düşünmeyelim. Böbrek sonuçta 3 boyutlu bir yapı. Mesela şurada da böyle bir piramides renalis, burada da böyle bir piramides renalis falan şeklinde devam ediyor. Şuradaki mesela kaliks minör, kaliks minör ve kaliks minör. Mesela 3 tane kaliks minör birleşmiş. Burada kaliks majörü oluşturuyor. Sonra kaliks majör geliyor. Şuradaki pelvis renalis'e açılıyor. Buradaki pelvis renalis de şurası üst polus, superior polus. Burası inferior polus. Şurası pelvis renalis. Ve böyle üreter olarak devam ediyor. Bir de böbreğin konumundan bahsetmedik aslında. Konumunu da söyleyeyim. Şimdi arkadaşlar, sağ böbrekte karaciğer olduğu için üzerinde sağ böbrek bir yarım vertebra kadar seviyeleri aşağıda kalıyor. Solu sayalım. Sağ da onun yarım vertebra kadar altında kalıyor. 2 santim yaklaşık gibi. Şimdi sol böbreğin polus superioru yaklaşık T11 seviyesinde. Sağınki de biraz aşağıda olduğu için T12 seviyesinden başlıyor. Şurasına hilum renale diyoruz. Bu hilum renale lumbal 2 seviyesinde kalıyor. Ve polus inferior da lumbal 3 seviyesinde kalıyor. Sağda dediğim gibi bir yarım vertebra kadar bir altında başlayacak. Üst polusu T12'de başlıyor yaklaşık olarak. Onun dışında başka şurası arkadaşlar, şu pelvis renalis'in olduğu, kaliks majör, kaliks minör'ün olduğu alan sinüs renalis deniyor buraya. Şurası şöyle sinüs renalis. Bu sinüs renalis'in içinde yağ dokusu var. Buraya girip çıkan işte arter, ven, pelvis renalis'ler var. Bu şekilde bu boşluğu bunlar dolduruyor. Buraya sinüs renalis deniyor. Onun dışında anlatacağımız, şuradan da bakalım. Şimdi arteryel dallanma var arkadaşlar. Hangisinden daha iyi olur? Şimdi arkadaşlar, sıralamaya da bakacak olursak, burada yanlış gözüküyor aslında ama şuradan bakalım sıralamasına. Şimdi en önde veniniz var, vena renalis. Vena renalis'ten sonra arteria renalis geliyor. Arteria renalis'ten sonra da pelvis renalisiniz geliyor. Yani önden arkaya sıraladığımız zaman en önde vena renalis, arkasında arteria renalis, onun arkasında da pelvis renalis. Zaten arterleri hep korumak amaçlı, basınçları yüksek olduğu için hep geri plandadır değil mi? Hep önünde venler vardır. Evet, o yüzden burada da yine ilk önce en önde ven yapısı var. Vena renalis, arter renalis, pelvis renalis. O şekilde devam ediyor ikisinde de. Arkadaşlar bir de şey söyleyeyim. Şimdi bu taraf sol tarafınız, bu tarafta sağ tarafınız. Şurada aorta abdominalisiniz var. Aorta abdominalisin sağında vena cava inferiorunuz var. Şimdi arkadaşlar, venle ilgili size bir şey söylemek istiyorum. Aklınızda kalması belki bu şekilde kolay olur diye. Şimdi görüyorsunuz vena cava inferior daha çok sağ tarafta. Aorta abdominalisinde sağında kalıyor. Şimdi sola belli bir uzaklığı var. Görüyorsunuz. O yüzden buradaki 3 tane ven direkt buradaki vena renalis'e açılıyor. Vena cava inferior'a açılmıyor. Ama sağ tarafta o sayacaklarımın hepsi direkt vena cava inferior'a açılıyor. Şimdi sayıyorum o buradaki vena renalis'e katılanları. Şurada vena suprarenalis var bir kere. Vena suprarenalis gelip vena renalis'e açılıyor. Burada görmüyoruz ama vena phrenica inferior sinistra var. O gelip gene vena renalis'e açılacak. Daha sonra şuradaki vena overica ya da testicularis, erkek ya da kadında değişiyor biliyorsunuz isimlendirilmesi. Vena testicularis sinistra ya da vena overica sinistra da gelip vena renalis'e açılacak. Bu vena renalis bunları alıp vena cava inferior'a getirecek. Ama sağ taraftaki zaten vena cava inferior buraya yakın. Yani öyle düşünebilirsiniz. Vena cava inferior buraya yakın gibi düşünün. O yüzden hepsi direkt vena cava inferior'a açılıyor. Mesela vena renalis geldi, vena cava inferior zaten açıldı. Şurada mesela vena overica ya da vena testicularis dextra gelip direkt vena cava inferior'a açıldı. Şurada da işte vena phrenica dextra olacak. O da gelip direkt vena cava inferior'a açılacak. Sağ tarafta yakınımızda, o yüzden direkt açılalım gibi aklınızda kalabilir, tamam mı? Onun dışında şimdi bunları bahsettik. Arteryel dallanmasından bahsedelim bir de arkadaşlar. Şimdi şu gördüğünüz arteria renalis. Arteria renalis bir kere ilk önce segmentlere ayrılacak. Arteria segmentalis superior, arteria segmentalis anterior superior, arteria segmentalis anterior inferior. Sonra arkaya gidecek, arteria segmentalis posterior olacak. Sonra arteria inferior posterior olacak.
bu şekilde 5 segmente ayrılıyor. Superior segment, anterior superior, anterior inferior, inferior segment ve posterior segment olarak 5 segmente ayrılacak. Arteriyel dallanmalar da o 5 alanı besliyor. Zaten ondan dolayı segmentleri ayırmışlar. Şimdi burada arter analiz geldi, arter segmentalis oldu. Arter segmentalis buradan geldikten sonra bu piramidis medullarislerin kenarında arteria interlobaris adını alıyor. İlk önce lob büyük değil mi? İlk önce loba ayrılacak. Interlobaris, arteria interlobaris oldu. Sonra böyle geldi, burada arteria arcuata'ya dönüştü. Bu arteria arcuata'ya dönüştüğü yer korteksle, yani korteks renalisle medullar renalisin tam ayrım yeri. Yani burada arteria arcuata oldu. Buradan sonra da arteria interlobularislere ayrılıyorlar. Arteria interlobularislerden sonra artık zaten şeye giriyorlar. Glomeruler kapsül içindeki damar ağını oluşturmaya başlıyorlar buradaki arterler. Ne oluyor mesela? Aferent glomeruler arter. Sonra vazerektasını yapıyor, damar ağını yapıyor. Daha sonra eferent glomeruler arter olarak çıkıyor. Burada glomeruler kapsül ve şey yok, yani onu çok anlatamayacağız. Böbreğin en fonksiyonel bölümü biliyorsunuz ki nefron. Bir fonksiyonel bölümü nefron. Nefron peki neyden oluşuyor? Nefron, şimdi glomerül, glomeruler kapsül, daha sonra proksimal tübül, Henle kulbu, distal tübül. Bunların hepsi bir nefronu oluşturmuş oluyor. Arkadaşlar bir de şurayı söylemediğimi fark ettim, onu söyleyeyim. Şurası kolumna renalis, Bertin sütunda diyorlar. Korteksin şu medulla arasında sinüs renalis'e doğru devam eden kısmı. Bir de şunu söylemedik, etrafını saran bağ dokularından bahsetmedik, fasyalardan. Şimdi arkadaşlar, fasyalardan bahsedecek olursak, içten dışa doğru sayalım. Şimdi en dışta parenkime sıkı bağ dokusuyla bağlı olan kapsula fibroza olacak. Kapsula fibrozanın üzerinde kapsülo adipoza olacak. Kapsülo adipozanın üzerinde fascia renalis olacak. Fascia renalis hem glandula suprarenalis'i hem de böbrekleri saracak. İkisini beraber sarıyor. Ve ön ve arka yaprağı var fascia renalis'in. Fascia renalis'in böyle iki böbrek karşılıklı gibi düşünün. Fascia renalis bu şekilde birleşiyor önde. Gerotofasyası diyorlar ona. Arkada da devam ediyor. Arkada da böyle iki yaprak halinde ayrılıyor. Tam böbreğin lateral köşesinde iki parça halinde ayrılıyor. Bir tane öne devam ediyor, bir tane arkaya devam ediyor. Bunda da aynı şekilde öne ve arkaya devam ediyor. Daha sonra da birleşiyorlar ortada. Öndekine gerotofasyası deniyor aynı zamanda. Arkada da fasya, lateral tarafta fasya transversalisle, yukarı tarafta fasya diyafragmatika ile, aşağı tarafta fasya ilyaka ile devam ediyor. Fasyanın devamlılığı var. Şimdi burada bir kere venimiz var. Ven en önde olacağına göre demek ki bu tarafa doğruydu. Hani böyle yönünü algılamak için anlatıyorum. Hani göremediğiniz için. Sonra üreter mesela böyle aşağı doğru devam ettiğine göre aşağı devam edecek. Demek ki böyle değil de böyle duracak, değil mi? O zaman bu hangi taraftaki böbreğimiz? Sol taraftaki böbreğimiz. Burası vena renalisi. Sonra arkasına gittik. Burası arter renalisi. Şurada da üreter başlıyor. Üreter yaklaşık L1 seviyesinden başlıyor. Birazdan üreteri de anlatacağız. Sonra iç kısmına bakalım. İç kısmında görüyorsunuz şunlar piramides renalisler. Şöyle piramit şeklinde piramides renalisler bir sürü var. Şu ucundaki delik kısımlarında işte buradan idrar artık şeye doğru akıyordu biliyorsunuz. Calyx minörün içine doğru akacaktı. Papiller renalisler var. Sonra şuralarda calyx minörler var. Mesela şöyle şu calyx minör, şöyle çok küçük gözüküyor ama böyle küçük bir calyx minör. Sonra şurada mesela gene papiller renalisin üzerinden calyx minör. Sonra birleşip şurada mesela calyx majörü yapmışlar. Şuralarda şu calyx majör, şu calyx majör. Hani anlatırken makette çok büyük ama normalde o kadar büyük değil. Zaten böbreğin ağırlığı arkadaşlar yaklaşık 120-200 gram arasında değişiyor. Yaklaşık böyle 12-13 santim boyuna uzunluğu var. 5-6 santim genişliği var. 3-4 santim de bir kalınlığı oluyor. Onun dışında şurası calyx majör. Calyx majöre 2-3 tane calyx minör birleşip gelecekti. Mesela burada 2-3 tane calyx minör. Bir tane de alttan vardır büyük ihtimal. Birleşip burada calyx majör oluşturmuş. Şu gördüğünüz pelvis renalis. Şu kadar bir şey görüyorsunuz. Şuradan L1 seviyesinden itibaren
üretör olarak devam edecek. Sonra şurası korteks renalis. Burada striya medullarisler çok belli olmuyor. Işınsal aslında şurada parlıyor çok az ama hani görmek zor olacaktır. Şunda da aynı şekilde gene. Burada farklı bir şey gösteremeyeceğiz zaten. Şuna bakalım çocuklar. Şimdi şurada çocuklar şu gördüğünüz yapı glandula suprarenalis. Zaten glandula suprarenalis oldukça fazla yağ içeren bir bez. Şurada görüyorsunuz volümsüz olmasından, ince duvarlı olmasından anlaşılıyor. Bu vena renalis. Hatta bakayım şöyle görünebilirse. Biraz dönmüş. Şurası vena renalis'e gelen. Şurası da vena suprarenalis. Bu arada gene sol böbrek. Şurada gene arter renalis var ve görüyorsunuz segmentlere ayrılmış burada. Segmentlere erken ayrılmış. Burada onları görüyorsunuz. Şurada da gene segmentlere ayrılmış arter. Şurada da gene pelvis renalis ve üreter olarak devam ediyor. Burada çocuklar farklı olarak şeyi görebilirsiniz belki. Şimdi şurada en altındaki şu fasya, parlak biraz gözüken fasya, fasya renalisiniz. Şurada fasya renalisiniz değil çocuklar, pardon. Fasya fibrozanız. Şu üzerindeki kapsül adipozanız. Bunun üzerinden de bir fasya renalis ve onun üzerinde de kapsül adipoza pararenalis olacak. Ama şu an tabii ki bu kadar görebiliyoruz burada. Şunu da kaldırıyorum. Şunu çıkarayım. Şunu da içine koyayım. İyi mi böyle? Tamam. Şimdi arkadaşlar bir de üretere bakalım. Üreter buradan pelvis renalis olarak çıktı. L1 seviyesinde üretere döndü. Üreter yaklaşık 25-30 cm uzunluğunda. 3 bölümde inceleniyor. Bir tanesi pars abdominalis. Pars abdominalis kısmı şurada pelvis renalisten ayrıldı ve linea terminalis'e geldiği yere kadar. Buradan sonra pars pelvica kısmı geliyor. Pars pelvica kısmından sonra da pars intramuralis kısmı geliyor. Zaten adı üstünde intramuralis. Yani kas tabakasının içinde yaklaşık 2 santimlik bir kısmı var. Hatta bu en dar yeri biliyorsunuz. Şimdi üreterin 3 tane darlığı var ayrıca önemli olarak söyleyebileceğimiz. Bir tanesi pelvis renalisten üretere dönerkenki kısmı. Diğeri şurada tam ayrımdaki iliaka eksterna ya da iliaco communis'e çaprazladığı yerdeki kısmı. Yani linea terminalis'e giriş yaptığı yer. Diğeri de intramural parça. En dar kısmı da orası zaten. İkinci dar kısmı şuradaki pararenalis'teki kısmı. Üçüncü dar kısmı da şuradaki kısmı darlık sıralamasında. Onun dışında söyleyebileceğimiz başka bir şey üreterle ilgili. Üreterle ilgili bir de şeyi söyleyebiliriz arkadaşlar. Ne yönden çaprazlıyor, arkadan çaprazlıyor gibi bakabiliriz. Şimdi kaslar da çok belli olmuyor ama şurası musculus pusatus major var burada. Musculus quadratus lumbarum da olacak şu tarafta. O çok görünmüyor. Ama onları önünden çaprazlıyor. Sonra şurada bunlar arteria vena overica ya da testicularis. Erkek ya da kadına göre isimlendirmesi değişiyor biliyorsunuz. Onları arkasından çaprazlıyor. Sonra geliyor burada. Ya iliaka communis'in tam bifurkasyonunda ya da iliaka eksterna'ya döndükten biraz sonra bu çaprazlamayı yapabiliyor. Onu da nereden çaprazlıyor? Önünden çaprazlıyor. Sonra daha sonra önemli olarak söyleyebileceğimiz bu bir erkek maketi. Şurası ductus deferensiniz. Ductus deferensi görüyorsunuz arkasından çaprazlıyor. Üreter bu. Ductus deferens şu. Ductus deferens arkasından çaprazlıyor. Kadınlarda da arteria uterina'yı arkasından çaprazlıyor. Onun dışında anlatacağımız endokrin sistem var. Endokrin sisteme biraz değinelim. Şimdi gerisin.
Şimdi endokrin sisteme başlarken ilk önce en yukarıdan başlayalım. Şimdi arkadaşlar, hipotalamus var. Hipotalamus dediğimiz bölge, şurada şöyle bir bölge hipotalamus. Hipotalamustan sentezlenen belli başlı hormonlar var. Bu hormonlar hipofizden bir şeylerin salgısının artmasını ya da bir şeylerin salgısını inhibe etmesini sağlıyor. Mesela neler salgılanıyor? Mesela GnRH salgılanıyor. Gonadotropin raising hormon. Ne yapıyor? Hipofizden gidip FSH, LH salgılanmasını sağlıyor. Sonra mesela ne salgılanıyor? CRH salgılanıyor. Yani hep ana kontrol hipotalamusta. Releasing ya da inhibitör hormonlar buradan sentezleniyor. Onun dışında ne sentezleniyor? TRH sentezleniyor mesela. Thyroid releasing hormon. Onun dışında PIF var. NEO, prolaktin inhibe edici faktör. Onun dışında başka ne var? Somatostatin var. Bunların hepsi hipofizden, hipotalamustan sentezleniyor. Hipotalamustan sentezlenip nereye gidiyor? Hipofize gidiyor. Peki hipofize nasıl gidiyor? Şimdi arkadaşlar, hipofize de biraz bahsedelim. Sonra aradaki bağlantıyı kuralım. Şimdi şu gördüğünüz hipofiziniz, glandula pituitare. Şurada görmüş olduğunuz hipofiz aslında burada ayrımı çok gözükmese de şöyle ikiye bölük gibi düşünün. Şurası adenohipofiz kısmı, burası da nörohipofiz kısmı gibi düşünelim. Adenohipofiz kısmı oral ektodermden gelişir. Reta kesesi kalıntısı falan vardır içinde. Diğer taraftaki nörohipofiz de nöral ektodermden gelişir. İkisinin embriyolojik kökeni farklı. Ve ikisinin aslında görevleri de farklı. Mesela adenohipofizde sekreter hücreler vardır. Kendi hormonlarını kendisi sentezler. Ama nörohipofizde sekreter hücre yoktur. Ne yapar o zaman sekreter hücresi yoksa? Hipotalamustan gelen hormonlar için bir aracı görevi görür. Hipotalamusta sentezlenen hormonlar traktus, hipotalama, hipofizer yolla nörohipofize gelirler. Nörohipofizden de venöz plexuslar aracılığıyla kana aktarılırlar. Peki nörohipofizden ne sentezleniyor? Nörohipofizden ADH ve oksitosin sentezleniyor. ADH ne işe yarıyor? Su tutulumunu artırıyor. Vücudun basıncının düştüğü durumlarda artıyor. Mesela ne zaman azalıyor? Mesela alkol alımında azalıyor. Azalınca ne oluyor? Su tutulumu az olduğu için mesela sık tuvalete çıkılıyor. Bunun gibi. Onun dışında adenohipofizimiz var. Adenohipofizimizden de ne sentezlenecek? Hipotalamustan bir uyarı gelecek. O onun sonucunda bir şey sentezleyecek. Mesela GnRH sentezlendi diyelim hipotalamusta. Hipofiz bu sefer GnRH'a cevap olarak FSH ve LH sentezleyecek. Ondan sonra diyelim ki TRH sentezlendi hipotalamusta. Thyroid releasing hormon. Tiroidi salgıla diyor ona. O da ne yapıyor? TSH sentezliyor bu sefer. Thyroid stimulating hormon. Onun gibi bu şekilde sentezliyor. Peki ona nasıl geliyor uyarı? Ona da traktus tubore infundibularis, öyle bir traktusumuz var. Traktus tubore infundibularis ya da traktus tubore hipofizialis. İki ismi de kullanabilirsiniz. O yolla adenohipofize geliyor. Hipofizin kanlanması nasıl peki? Şimdi hep hayali kaldı ama artık yapacak bir şey yok. Arteria hipofizialis superior var arkadaşlar. Bir de arteria hipofizialis inferior var. İkisi de arteria karotis interna'nın dalı. Arteria adenohipofize direkt gelen bir arter yok. Hipofizde portal sistem var. Karaciğerdeki gibi. Nasıl oluyor bu portal sistem? Arteria hipofizialis superior geliyor. Ondan sonra pars nevrozada, yani nörohipofizin parçasında pars nevrozada birinci plexusunu yapıyor. Bu birinci plexustan sonra şuradaki adenohipofizin pars distalisinde ikinci plexusu yapıyor. Ve böylece portal ağla burası kanlanmış oluyor. Bu portal ağla da yukarıdaki uyarıcı ya da inhibe edici hormonlar adenohipofize gelmiş ve buradan ürün salgılatmış oluyor. Onun dışında şurada epifizimiz var. Epifizimiz ne yapıyor peki? Epifizimizden melatonin ve serotonin sentezlenebiliyor. Melatonin karanlıkta biliyorsunuz sentezleniyor. Işık olduğunda melatonin salgısı inhibe oluyor. Ayrıca melatonin salgılandığında gonadotropinlerin salgısı da azalıyor arkadaşlar. Onun dışında burada söyleyeceklerimiz bu kadar. Şimdi tiroidden başlayacaktım ama buraya bir ekleme yapmak istiyorum. Gene bir şey söylemeyi unuttum. Şurada arkadaşlar böbreğin arkasında nervus
sinirimiz de gözükmüyor ama yani nervus iliohipogastrikus ve nervus ilioinguinalis var. Bunlar da şu kasık bölgesinin duyusunu alıyor. O yüzden mesela işte böbrek taşı olduğunda, böbrek enfeksiyonu olduğunda, pyelonefrit olduğunda o yüzden kasık bölgesinde ağrı hissediliyor. Onu da eklemek istedim. Görmüşken aklıma geldi şimdi. Onun dışında tiroitten bahsedelim. Tiroitten tiroiyodotüranin sentezleniyor ya da tetroiyodotüranin T3, T4. T3 kanda daha fazla oranda bulunuyor. Metabolizma ile ilgili bir hormon. Karbonhidrat emilimi ile ilgili, lipid ile ilgili, metabolizmanın hızı ile ilgili, kalp hızıyla, vücut ısısıyla bir sürü şeyi etkileyen bir sistem. Tiroid bezimiz burada görüyorsunuz. Burası işte lobus dexter, lobus sinister. Ortada ismus tiroidea glandula var. Bazen piramidus oluyor. Çoğunlukla da olmuyor. Beslenmesi bütün damarları gözükmüyor ama arteria karotis externadan şurada arteria tiroidea superior çıkıyor. Şurada truncus tirocervicalis'ten de arteria tiroidea inferior çıkacak ama onu göremiyoruz. Sonra tiroidin fonksiyonu bu şekilde. Tiroidin hemen arkasında 4 tane böyle yuvarlak nokta şeklinde paratiroid hormonlarımız var. Paratiroid hormonlar böyle üstte 2 tane, altta 2 tane. Üstteki 2 tanesi 4. faringeal arkustan, alttaki 2 tanesi 3. faringeal arkustan gelişiyor. Paratiroid peki ne işe yarıyor? Paratiroid hormonunda 2 tip hücre var bir kere. Bir esas hücreler var, bir de oksifilik hücreler var. Esas hücreler, şimdi paratiroidi sentezliyorlar. Paratiroid kalsiyumun ne yapıyor? Kalsiyumun kemiklerden dışarıya verilmesini ve kanda kalsiyum seviyesinin yükselmesini sağlıyor. Tiroidden de bahsederken hücrelerini söylemeyi unuttum. Foliküler hücresi var, bir de parafoliküler hücresi var. O saydığımız T3 ve T4 foliküler hücresinden sentezleniyor. Ama bir de parafoliküler hücresi var. Oradan da kalsitonin hormonu sentezleniyor. Kalsitonin hormonu şöyle aklınızda kalabilir arkadaşlar. Kandan kemiklere, K'la başlıyor ya, kandan kemiklere kalsiyum geçişini sağlıyor. Böylece ne yapmış oluyor? Kandan kemiğe geçiriyorsa kanda kalsiyum seviyesini düşürmüş oluyor. Bunlar parat hormonla beraber denge halinde çalışan hormonlar zaten. Kalsiyum seviyesine göre aktif ya da inaktif oluyorlar. Kalsiyumun dengede tutulmasını sağlıyorlar. Onun dışında başka pankreasımız var, gene endokrin salgısı var, Langerhans hücreleri var. Orada insülin, glukagon sentezleniyor biliyorsunuz. Arkadaşlar bir de önemli olan hormonal organlardan bir tanesi de glandula suprarenalisler. Glandula suprarenalislerin iki kısmı var. Bir tanesi korteks kısmı, diğeri de mezoderm kısmı. Histolojik kökeni gene hipofizdeki gibi farklı. Medulla kısmı ektodermden gelişiyor. Korteks kısmında mezodermden gelişiyor. Şimdi korteks kısmında 3 tane tabaka var. Zona glomerulosa, zona fasciculata ve zona reticularis. Zona glomerulosa da mineralokortikoid sentezleniyor arkadaşlar. Aldosteron en bilineni. Aldosteron da gene su tutulumunu sağlıyor. Ondan sonra zona fasciculata var. Zona fasciculata'da da en kalın tabakası bu arada. Hani böyle kat kat korteksin görüntüsü. Zona fasciculata'da da glukokortikoidler sentezleniyor. En bildiğiniz kortizol. Onun bir sürü çeşidi var. Hepsinin farklı süre ve etkinlikleri var. Etkinlik şeyleri farklı. Ama en bilineni gene kortizol. Bir de zona reticularis var. Zona reticularis'te de androjen sentezleniyor bir miktar. Dihidroepiandesteron en önemlilerinden bir tanesi. Östrojen sentezleniyor az miktarda da. Sonra medullası kromafin hücrelerden oluşuyor. Kromafin hücre mesela bunun da depoluyorlar ve ihtiyaç halinde vücutta sentezliyorlar. %80'i adrenalin şeklinde, %20'si noradrenalin şeklinde depo ediliyor. Noradrenalin ne yapıyor? Şimdi noradrenalin kardiyak arterler, koroner arterler onları dilate ediyor. Çünkü onları vazokonstrikte ederse bütün sistemin işleyişini bozmuş olur. O yüzden hem adrenalin hem de noradrenalin zaten ikisi de koroner arterlerde dilatasyon yapıyor. Ama adrenalin ek olarak çizgili kasların arterlerinde de dilatasyon yapıyor. Onun dışında kalp hızını, kan basıncını arttırıyorlar biliyorsunuz. Onun dışında söyleyebileceğimiz, çocuklar böbreklerin de aslında salınım fonksiyonu var. Böbrekleri
glomeruller çok gözükmediği için hani anlatamadık ama oradan renin sentezleniyor. Mesela juxtaglomeruler hücreler var. Oradan renin sentezleniyor. Peki neye göre renin sentezliyor? Juxtaglomeruler hücre bakıyor ki renal kan akımı azalmış. Renal kan akımı azalmışsa renin sentezliyor. Renin gidiyor karaciğerdeki anjiyotensinojeni, anjiyotensin 1'e dönüştürüyor. Tekrar kanda dolaşım devam ederken o renin anjiyotensini dönüştürdüğü anjiyotensin 1 akciğere gelmiş oluyor. Anjiyotensin konvertik enzimle anjiyotensin 2'ye dönüştürüyor. O da ne yapıyor? Birçok sistematik etki oluşturuyor. Mesela aldosteronu aktive ediyorlar, işte ADH'ın salınımını arttırıyorlar, sempatik sistemi aktive ediyorlar. Ya böylece ne oluyor? Kan akımı azalmış. Onlar da kan akımını arttırmak için her şeyi yapıyorlar. Hem su tutulumunu, sodyum tutulumunu arttırıyorlar. Klor atılımını arttırıyorlar. Sonra işte hidrojen dengesinde de etkileri var zaten. Bunun gibi sistematik bir etki oluşturuyorlar ve kan basıncını arttırıyorlar, dengelemiş oluyorlar. Aynı zamanda böbrekten başka ne sentezleniyor? Kalsitriol sentezleniyor mesela. Bunun gibi böbreğin de salgıları var. Onun dışında erkek endokrin ve kadın endokrin var bir de. Burada yani tamamen teorik ders olarak anlatılabilecek bir şey. O yüzden kabaca söyleyelim. FSH-LH gidiyor. Erkek endokrinde, sertol hücrelerinde Leydig hücresi Leydig hücrelerinden testosteron salgılanmasını sağlıyor. FSH'de gidiyor sertol hücrelerini uyarıyor. Spermatogenezisi sağlıyor. Kabaca söylemiş olalım. Sertol hücrelerinden andosteron bağlayıcı protein de üretiliyor. Böylece sertol hücreleri içinde testosteronun belli bir seviyede kalmasını sağlıyor. Kadınlarda da menstrual siklusun oluşmasını sağlıyorlar. FSH ne yapıyor? Folikül uyarıcı hormon. Adı üstünde zaten. Foliküllerin gelişimini sağlıyor. Her menstrual döngü oluşmadan önce bir folikül büyümüş oluyor. Daha sonra o folikülün korpus luteuma dönüşmesini, progesteron östrojen sentezlemesini ve folikülünden ovülasyonun olmasını da progesteron sağlıyor. Anlatacaklarımız bu şekilde. Teşekkür ederiz.